Öğren gerçeği. Servisi yok mu burada? Sen ayarlarsın bir şeyler, ne olacak? Ben o değilim. Çıkarın beni buradan deyip durdun. Kim değilsin sen? Bilmem. Sen herhalde. Bahar dedim ki Cengiz oradaysa anlamasın diye. Cengiz nasıl? Alışık. Çok titizdir o. Yatak yorgan filan. Her şeyi de yiyemez. Ülser var midesinde. Eyşan, sen yanlış adamı çağırdın galiba. Ben Ezel. Cengiz içeride ama istersen onu versinler sana. Hayır. Bana Ezel'i versinler. Ne zaman verecekler? Mahkemeye kadar kalmalıyım. Şimdi ters bir şey yapmasın bize. O çok çalışan kafasını çalıştırmasın. Casus olarak girdin yani. Ali demişti zaten. Ben hiç senin gibi birini tanımadım Ezel. Ben tanıdım. O kız mı? Hani geçmişteki. Ama ben hapse girsem o beni ziyarete gelmezdi. Unutur devam ederdi yolda. İyi ki beni tanımışsın o zaman. Evet. Senle beni uyucuna alıyorum. Beni kullanıyorsun yani. Daha tam değil. Kullanacağım onu söz. Birbirimize bakınca garip bir şeyler oluyor Yaşar. Eskiden belki bir önceki hayatımızdan eksik kalan bir şeyler var sanki de. Onları tamamlıyoruz. Ne o? Aşk mı? Aşk. Nefret.
yani her şey. Sonu fena biter ama dediğinin. Harcarız birbirimizi. Göze alıyor musun? Sonsuza kadar yaşamak isteyen kim? Sen? Sen anlamıyor musun Göze? Görüşme bitti. Söyle. Bir şey söylemeye geldim. Mahkemede söyleyeceğim şey var ya. Söylemezsem Cengiz kurtulabilir. Ama söylersem girer bir daha da çıkamaz. Ya yapamazsam Ezel? Onu orada görüp yalan söyleyemezsem? O zaman birbirimizi harcamamıza gerek kalmaz. Ezel. Çünkü beni bir daha göremezsin. Ezel. Ne yapacaksın Eşim? Doğru olanı mı yapacaksın? Yapmak istediğini. Yine buradasın Ezel. Çünkü intikam almak, bitmeyen soruların cevaplarını almaktır. Ama bin bir oyun da oynasan, gerçek çıkmayacak saklandığı yerden. Gerçek oyunun parçası olmaz. Oyun bitmeden öğrenemeyeceksin istediklerini Ezel. Çıkaracağız seni buradan. İnanıyorum. Sen söyleyince yapıyorsun. Evdekilere göz kulak ol. Çünkü gerçek, umutsuz bir insanın son şansıdır. Halim Atay ve Sultan Atay'ın oğlu Cengiz Atay sen misin? Evet, benim Sayın Hakim. 18 Nisan 2010 gecesi Recep Parlak'ı kendi evinde bilerek ve planlayarak öldürmekle suçlanıyorsun. Bu suçu işlediğini kabul ediyor musun? Hayır Sayın Hakim, ben suçsuzum. Az önce çıktı ablam. Başlamış mıdır? Ya böyle hiçbir şey yapamamak ne fena. Bir haber çıkar çıkmaz arayacaklar. İki adet delil söylediğinin aksine işaret ediyor. Birincisi Mübaşir. Ölüm vaktinde bu bıçak maktulün elindeydi. Üzerindeki kan sana ait. Bu nasıl oluyor? Tuzak kurmuşlar Sayın Hakim. Ben o bıçağı başka bir yerde kullandım. Başka birini daha mı öldürdün? Öyle yapamıyorum. Sessiz olun.
İkinci delil. Bu kırbaç maktule ait ama senin arabandan çıkıyor. Üstünde maktulün kanıyla beraber. Bu nasıl oluyor? Koymuşlar oraya, ben almadım. Tuzak kuruyorlar Sayın Hakim, bu çok açık. Korkarım açık olan başka bir şey daha var Cengiz Bey. Müdafaanın başka tanığı var mı? Evet Hakim Bey, başka tanığımız var. Eyşan Atay. Ezel nerede? Beni kolluyor, Can'la beraber. Kendi aranızda konuşmayın. Bu tarafa gidin. Mahkum edebilirler mi? Her şey hazırlıklı olmak lazım. Çok saçma. Yani tamam Cengiz abi mükemmel bir adam değil ama yani öyle mafya gibi eve girecek, adam öldürecek falan olacak şey mi? Adalet her zaman adil olmuyor bari. Eyşan Atay, doğruyu söyleyeceğine, namusun ve vicdanın üzerine yemin ediyor musun? Ediyorum. Sanıkla olan yakınlığını anlatır mısın? Cengiz benim eşim. Can diye de bir oğlumuz var. Olay gecesi yani 18 Nisan gecesini hatırlıyor musunuz? Evet hatırlıyorum. O akşam Cengiz Bey sizinle miydi? Soruyu duymadınız mı Eyşan Hanım? Duydum. Cengiz... O akşam benimleydi. Evdeydik. Ertesi gün bir seyahate çıkacaktık. Cengiz her şeyi ayarlamıştı. Cengiz Bey mi önerdi seyahati? Evet. Biraz da ani oldu. Bize de sürpriz oldu. O akşam yemek hazırladım, beraber yedik. Yani o akşam hiç dışarı çıkmadınız mı? Yemekten sonra benim bir işe uğramam gerek dedi. O ne ya? 11 gibiydi. Arabasıyla çıktı. Eşan ne diyorsun sen ya? Sessiz olun. Bir daha sakın açmayın ağzınızı. Ne zaman geldi sonra hatırlıyor musun? Söylemek zorundayım. Doğruyu söylemek zorundayım. Eşan. Saat kadar sonra Cengiz geri geldi. Elbiseleri çamur olmuştu. Gömleğinde kan vardı. Sonra hepsini yaktı. Bana da kimseye söyleme dedi. Kimsin ya sen? Sürtülürüm. Babam gelince hep beraber oynayalım, tamam mı? Tamam. Eğer gelmezse sen git getir ama. Olur mu Ezel abi? İş için gitti. Hala gelmedi. Kaç gün oldu? Ne oldu?
kesimden aldı. Böyle daha iyi değil mi? Ezel? Ezel? Davalı Cengiz Atay, Türk Ceza Kanunu'nun 81. maddesi gereği kasten adam öldürmek, yetkilileri aldatmak ve delil saklamak suçlarından müebbet hapis cezasına mahkum edilmiştir. Sen kimsin? Böyle yaşam bitmedi. Ben Ömer değilim. Bitmedi daha. Eyşan duydun mu? Okumuş adam benziyorsun abi. Şunu da okur musun bana? Allah için oku abi. Babamdan gelmiş. Ver. Allah razı olsun abi. Sağ ol abi. Allah ne muradın varsa versin. Tamam dur. İnşallah herkesin sağlığı selameti yerindedir. Senden bir istirhamım olacak. O dediğim arkadaş geldiğinde git yanına. Tanıyor musun sen bu arkadaşı? Tanıyorum abi. Otur arkadaşın yanına. Bu mektubu ver. Okur musun diye. Oku sen abiciğim. Tam buraya geldiğinde çıkar emanetini.
Bahar yerine ben çıkıp duruyorum değil mi? Neyse, uzun sürmeyecek o. Gelsin. Bahar gelecek. 12'de. Biliyorum. Kardeşim ya, haberim oluyor. Gizli bir şey değil ki Eyşan. Bu işi bitirmek istiyorum. İkimizi. Başka türlü hayat istiyorum artık. Nasıl türlü? Oğlumla. Dürüst, basit, aşksız. Cengiz bok yoluna gitti yani. Yok. Cengiz hak etmediği bir yere gitmedi. İnan bana. Otel işimiz ne olacak? O da bitecek. Her şeyim ipoteklenmiş. Geri almak istiyorum. İstemiyorum seninle otel işini. Senin hayalinde ama o. Artık değil. Şimdi hayalim oğlumu adam gibi yetiştirmek. Kendimi adam gibi yetiştirmek. Düzgün yaşamak. Ben seni bozarım diye mi korkuyorsun? Ezel, o kadar akıllısın, nasıl anlamıyorsun anlamıyorum. Sen beni değil, ben seni. Ben seni. Bir tane adam yok hayatına girip hayatını mahvetmediğim. Bak Cengiz'e. İleride sensin, o anlasana. Beni koruyorsun yani. Kendimi koruyorum. Hiçbir erkek o kadar umurumda değilim. Ömer de mi değildi? Ne olur Ömer'in adını ağzına alma. Bırakalım bari öldükten sonra kurtulsun bizden. Onun farkı neydi diğer erkeklerden? Ömer yumuşacıktı. Hayatta her şey o kadar sert ki. Düşeceğiz diyorsun yani sen. Ben zaten hep düşüyordum Ezel. Ömer benim düştüğüm yerdi. Yumuşacık bir insandı. Benim gibi değildi yani. Senin ne olduğunu bilmiyorum. Ama ayrılmak istiyorum. Hiç beraber olamadık ki Eyşan. Olduk. Hem de çok güzel beraber olduk. Sen ne yaptın biliyor musun? Ben bırakmışım kendimi yıllar önce bir yerde. Basıp gitmişim. Sen beni getirdin bana. Bak dedim bunu unutmuşsun. Dediğin anda ben sana aşık oldum. O yüzden gitmek istiyorum. Daha ne? Gelecekten korkmanın sırası mı şimdi? Ömer'in yerini tutamam belki. Tutamazsın çünkü izin vermem. Sen kendini lanetlemişsin Eyşan. Sen birisini sevdiğin zaman onu öldüreceğini zannediyorsun. Öldürüyorum zaten. Bilerek. Lanetlemedim. Böyle bir şeyim ben. Beni öldür. Beni öldürmeyi dene. Belki önce ben gelirim senin hakkında. Bu mu yani? Aşk böyle mi? Biri ölecek mi illa? Ben seni Bahar'dan alacağım. Niye? Bunun için mi? Kaçıyor musun şimdi? Baban gibi. Sonra ne olacak? Karşıma bir kurban çıkınca onun da kanını emmeyeceğim. Ha? Bu yüzden gitmek istiyorum. Ömer'in yüzünü görmek istemiyorum artık. İstemiyorum. O ne demek? Mahkemede. Cengiz'i değil, Ömer'i gördüm. Artık bitsin istiyorum Ezel. Artık gitsin. Kurtulmak istiyorum, çıksın gitsin istiyorum. Söyle, ne istiyorsun?
sırası var. Öyle kötü bir şey yapıyorsun ki. Durdur beni. Durdur bunu. Pişman olacaksın. Ne istediğini söyle. Söyle. Seni. Tamam.